Bir Flash dosyasının Document Properties, yani belge özelliklerini değiştirebilmek için kullanabileceğimiz iki farklı yöntem var. Bunlardan ilki, sahne üzerinde herhangi bir nesne seçildiğilken, sahne üzerinde herhangi bir nesneyi seçmemek için ve bundan emin olmak için elimizde Selection Tool varken herhangi bir alana tıklayabiliriz. Sağ taraftaki Properties panelinin altından dokümanımızla ilgili özellikleri değiştirebiliriz. Bunlar FPS, yani Frame Per Second, 1 saniyedeki kare sayısı özelliği. Bu değer varsayılan olarak 24'tür. Bu değer flash'ın bir saniye içerisinde göstereceği kare sayısını belirlemektedir. Flash kara temelli çalışan bir animasyon programıdır. Bu değeri değiştirerek animasyonlarınızın hızlanmasını ya da yavaşlamasını sağlayabilirsiniz. Tabii bir animasyonu hızlandırmak ya da yavaşlatmak için kullanabileceğimiz farklı yöntemler de var. Bir filmin FPS'sini arttırdığınız zaman o film komple hızlanacak ya da yavaşlayacaktır. Dökümanımızın boyutlarını Size alanın yanındaki Edit butonuna basarak değiştirebiliriz. Dökümanımızın arka plan rengini ise Stage özelliği ile değiştirebiliriz. Buraya tıkladığımız zaman açılan pencereden dökümanımızın arka plan rengini belirleyebiliyoruz. Döküman özelliklerini değiştirebilmek için kullanabileceğimiz diğer bir yöntem ise Modify menüsü altından Document seçeneğini seçmek ya da ctrl-j kısayolunu kullanmaktır. Bu seçeneği seçtiğimiz zaman karşımıza Document Properties yani Belge Özellikleri penceresi açılacaktır. Burada da dokümanımızın boyutlarını belirleyebilir, arka plan rengini belirleyebilir ve beraberinde frame rate yani FPS değerini değiştirebiliriz. Buradaki seçeneklerden Properties panelindeki seçeneklere göre farklılık gösteren iki tane seçeneğim var. Bunlardan bir tanesi Match seçeneği ve diğeri de Ruler Units yani cetvel birimleridir. Şu anda web için bir proje yapmış olduğumuz için cetvel birimlerinin piksel olarak seçilmesinde fayda vardır. Bu ayarları sürekli olarak farklı bir şekilde kullanmak istiyorsanız, bunları varsayılan olarak yapmak istiyorsanız, ayarları değiştirdikten sonra Make Default seçeneğine tıklayarak bu ayarların bundan sonra sürekli olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz.